Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT AYT Geometri Kampı'nın ikinci haftasının ikinci videosundayız. Üçgende açıda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sayfa 15'te örnek 7'de kalmıştık. İsterseniz başlayalım. Arkadaşlar bu tarz sorular ÖSYM'nin çok sevdiği sorular eskiden beri çok sevdiği sorulardır. Dikkatli olmanızı tavsiye ederim. İkiz kenarlıklar verildiğinde böyle eşit açıları yazacaksınız. Taban açılarını yazacaksınız. Hadi yazmaya başlayalım. Bir de burada en çok şu soru soruluyor öğrencilerde. Hocam şu ikizkenar üçgen ya ben buraya A yazarsam, e hocam bu da aynı ikizkenar üçgen, burası da A yazıyorsunuz. Sonuçta aynı kenarlara ait, değil mi? Taban açılarına değer yazacağız. Ki ikizkenarlıkta taban açılarına değerler yazmak gerçekten çok önemli. Ama arkadaşlar aynı uzunluklara ait bütün açılar aynı mıdır? Değildir. Mesela kalem yok ama şöyle elimle göstereyim. Hocam şu kalemle parmağım aynı uzunlukta ya şöyle bir üçgen oluşturabilirim, değil mi? Aynı zamanda Şöyle de bir üçgen oluşturalım. Yani daraldı mı? Genişledi mi? Bak daraldı. Açı daraldı. Şöyle şu üçgen düşündüğümüz zaman. Açı daraldı. Hop açı genişledi. Şurayı da düşünecek olursak şöyle. Gördüğünüz üzere. Yani açılar eşit olmak zorunda değil. Farklı açılardır arkadaşlar. Dikkat. Bunlarda ne yapacağız hocam? Evet ikiz kenarların taban açılarının değerler yazacağız. A, A yazacağız. Hatta B, B yazacağız. Ama iki bilim yerine girmeyi sevmiyoruz. Genelde şunu yapıyoruz. En dar açılı yani en küçük ikiz kenar üçgenin açılarından başlasak daha sağlıklı oluyor. Yani en dar açılısından başlamak en küçüğünden başlamak daha mantıklı. O yüzden burası daha dar olduğu için buradan başlıyorum. A A yazıyorum. E hocam e, sonra buraya da B B yazmaktansa bak bu açıları aynı cinsinden yazmak demek. Bak burada iki iç açının toplamı bir dış açı dayan. Aman 2 A hemen yazarım böyle. İki iç açı bir dış açıya eşittir. Yazdık bitti. Hocam ikiz kenar ya burası da 2 A'dır. A takıldık kaldık. E bundan sonrasında atacağız. Kardeşim soruyu oku, soruyu oku, soruyu oku. Lütfen soruyu oku. Hadi bakalım. Takıldığın zaman mutlaka soruyu okuyorsun. Okuyalım. Hocam şu eşitleri kullandık. Aa, A, B ile A, C verilmiş. Soruyu yapamıyorsan soruyu tekrar tekrar oku. Ya kullanmadın, okumadığın bir bilgi vardır ya da soru içerisinde kullanmadığın bir yer vardır. Hocam adam bana A, B ile A, C eşit vermiş. İkiz kenar. A, bu da ikiz kenar olduğundan taban açıları birbirine eşittir. Tabanı burası ya. Bu taban açısıyla bu taban açısı eşit olacak. Burası 2A iken bunun da tamamı 2A olacak. Bunun tamamı 2A ise buraya ne kaldı o zaman? A kaldı. E hocam bak bir üçgen bütün açıları belli oldu. 2, 4, 5A. 5A eşittir 180 ise A buradan nedir? 180 bölü 5. 36 ne kadar zekiyim değil mi? Tüh, aynı espriyi yaptım galiba neyse. E, kısa yolu vardı. Söylemiştik daha öncesinde neydi? 0'a at 2 ile çarptı değil mi gençler? Unutmayın bunu. 0 attın 18 2 ile çarptın 36. Cevap 36 deyip sazarlanmayın. BDC açısı isteniyor. BDC. Senden 2 A isteniyor. A yerine 36 yazarsan cevap kaç yapıyor o zaman? 72 yapıyor. Dolayısıyla örnek 7'nin cevabı böylelikle ne yaptı arkadaşlar? 72 yaptı. Geldik örnek 8'e. Bak x kenar var. Hemen 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 bir yerden başlıyoruz. Taban açısından başlıyoruz. Buraya A alfayla karışmasın. X diyeyim X diyeyim. A iki iç açı yan yana gelmiş. Dayanamam. Hemen bir dış açıyı yapıştırırım. 2X'i yazdık. Sonra hocam xken, burası da X. Allah Allah bir şey yapamıyorum. Takıldık kaldım. Takıldığımız zaman ne yapıyoruz? Soruyu okuyoruz. Okudum soruyu. Ana A B ile A C'ye de eşit vermiş. Bak şu iki kenar verilmiş. Hocam bu iki kenarsa taban açıları da birbirine eşittir. E taban açısı hocam şu açıyla şu açı birbirine eşit. Bak 2x. Soruyu okuyunca var ya öyle güzel bir sıralı bir şekilde sana çok kolay bir şekilde soruyu çözdürüyor ki. Görüyorsun bak burayı buldun. Geometri verilen bilgileri kullanabilme işidir. Hatta e, bulduğun bilgiyi de kullanma. Bak sen en son 2x'i buldun. E x de burada var. 99'u kullanmadın. Aha 2 iç açın toplamı bir dış açı. Yine dayanamadık. İkisinin toplamı bir dış açı. 2x ile x'in toplamı 99 diyeceğiz. Yani buradan 3x eşittir 99 x 33 geldi. Hemen 33'e işaretleme. Senden ne istiyor? Alfa. Alfa nerede? Burada. x 33 ise alfamız ee, burası kaç yaptı? 66. Burası kaç yaptı? 66. 66, 66 ve alfa. Bak alfaya bakış açına göre çözüm değişir. Alfaya baktığında sen şu üçgene dikkat ediyorsan o zaman bu üçgenin açılarından gideceksin. Alfaya baktığında şu üçgene dikkat ediyorsan o zaman alfa bu açı ve 99 toplamı 180 dersin. Neyse biz buraya yoğunlaştık. 66, 66 ve alfanın toplamı. Alfa 66 ve 66'nın toplamı eşittir 180 olacak. Buradan alfa eşittir 180 eksi 66 ile 66'nın toplamı 132. Alfa da buradan kaç geliyor o zaman arkadaşlar? 48 geliyor. Yani örnek 8'in cevabı böylelikle 48 oldu. Geldik örnek 9'a. Evet. Şimdi yeni nesil sorulara biraz alıştıracağız size. Ne yapıyor yeni nesil sorular? Belli bir şekil veriyor. Sana bir şeyleri okutturuyor. Okuduktan sonra şekli senin tamamlamanı istiyor. Mantık bu. Eski nesil soruları hep ÖSYM ye, yeni nesil soruya çeviriyor artık. E biz de işte bu şekilde çevirmişiz. Bakalım nasıl çevirmişiz? Gökçen. Evet isimler tanıdık. Böylelikle bütün sülaleyi tanıyacaksınız. Evet bütün çekirdek aileyi tanıyacaksınız. Gökçen bizim İçişleri Bakanı yani hanım. Evet Gökçen hanıma selamlar bu arada. Ee, Gökçen bir teli eşit aralıklarla büktüğünde telin her parçası aynı düzlemde olacak biçimde yukarıdaki şeklin elde ediyor. Evet. Şimdi ne yapmış? Düzlemsel olacak bir de. Masanın üstüne koymuşsun yani böyle. Biri böyleyken biri böyle. Bir de böyle şöyle kıvrık değil yani. Tamam mı arkadaşlar? Şöyle kıvrık değil. Düzlemsel. Düzlemsel de aynı kağıt üzerinde ya da masa üzerinde gibi düşüneceksiniz. Gökçen bir ipin ucunu bir ucunu Bakın bir ipin bir ucunu F noktasına sabitlediğinde Evet bir ip var elinde F noktasına sabitledim e, Bir demiş diğer uç A noktasına ulaşır Ve C ve E noktaları ip üzerinde olur A noktasına ulaştığında C ve E noktaları da ip üzerinde olacakmış Tamam Biz aynı ipten bahsediyoruz değil mi? Evet bir içi demiş ki bize Gökçen bir ipi bakın şuraya cümleye dikkat edin. Bir ipin bir ucunu F noktasına sabitlediğinde F noktasına sabitlediğinde hop diğer uç A'ya geliyor. Ya da diğer uç B noktasına ulaşır diyor. B noktasına ulaştığında da ve D noktası da ip üzerinde olur. Şekil biraz şey olmuş ama neyse. Yani bu da doğrusal diyor bize. E peki hocam buradaki ipin esprisi ne? İşte bunu anlayacaksınız. Bunu yorumlayacaksınız. Aynı ipi kullanmıyor muyum ben? Evet aynı ipi kullanıyorsam o zaman ne olmak zorunda arkadaşlar? Hocam şu kenarla şu kenar aynı ip olduğundan dolayı ne olacaktır? Bunlar birbirine eşit olacaktır. Buyurun. Eski nesilde soru böyleydi. Ben ne yaptım? Şekli sildim. Buraya bir ifade koydum. Şekli size tamamlattırdım. Yeni nesil korkma, sakın korkma. Buna göre F'ye açısı nedir diye soruluyor. Evet x kenarlar var. Taban açılarına değerler yazacağız. En küçük açılıdan başlayayım. Hocam burası A iken burası da A desem Sonra iki açı yan yana geldi. Dayanamam. Yani burası nedir? Hop bir dış açı eşittir. İki iç açı bir dış açı. Hocam iki A iken burası da iki A'dır. A süper. İki iç açının toplamı bir dış açı. Hop burası dört A. Dayanamayıp dört A yazdınız. Ama yanlış yaptınız. Niye yanlış yaptın burada? Niye yanlış yaptın? Bir düşün bakalım. İki iç açı bir dış açı. Şuna dikkat edeceksin kardeşim. Neye dikkat edeceksin? Üçgenin dış açısı mı değil mi? Ona bak lütfen. Bak bakayım üçgenin dış açısı mı? Hocam şu üçgende işte ne var bunda? Bu üçgenin dış açısı değil mi burası? Bir üçgenin bir açısının dış açısı neydi? 180'e tamamlayan açısı değil miydi? Evet. Ha, 2A 2A. Bunun dış açısı burası mı? Bunun 180'e tamamlayanı burası mı? Hayır. Tamamı 180'e tamamlayanı değil mi? Yani şu açıyla şu açı değil mi? He. Hocam ben bunu düşünemem ki. Evet düşünemezsin. Doğru. Ben de düşünemem açıkçası. Bu üçgende yapmaktansa... Sen şimdi amacın şu değil mi? Buradaki açıları yazdın. Bak şu açıları yazdın. Eyvallah. Şimdi senin amacın ne? Hocam şu üçgende şu taban açılarını yazmak. Bu taban açısına bakacaksın. Şu taban açısına bu taban açısına bakacaksın. Hocam bu açıyı yazmak için şimdi daha net bir şekilde fark ettiniz mi? Evet. Aa hocam bu açı bak şurası doğrusaldı arkadaşlar. Çekili biraz yamuktu. Bu açı şu üçgenin dış açısı değil mi? Evet, ona dikkat edeceksiniz. O yüzden güzel bir soru arkadaşlar. Bakın, o zaman şu mavi üçgenin dış açısıysa burası, hocam 2a ile a'nın toplamı burası yapar. Yani burası 3a yapar. Ya da biraz önce dediğim gibi 2a ile 2a'nın toplamı 4a yapacak. Ama bu açının dış açısı hem bu hem bu 180'e tamamlayan hem bu hem bu olduğundan A'sı buradaysa buraya da 3A kaldı diyebiliriz. Ya da en kolayı bu açı hocam şu mavi üçgenin dış açısı. Diğer ikisinin toplamı buraya eşit olacak demek en mantıklısı. E, X kenarlıktan burası da 3A. Artık şunu yazmıyorsundur değil mi? 3A 3A burası 6A demiyorsundur değil mi? Dikkat. E burada ne diyeceğiz? Hocam bu açı lazım bana. Çünkü bu açılar da birbirine eşit olduğundan dolayı. E bu açıda şu büyük üçgenin dış açısı. Yani bu büyük üçgenin diğer iki açısı 3A ile A. 3A ile A'nın toplamı burası yapar. Yani burası 4A yaptı. Dolayısıyla burası da 4A. Takıldık kaldık. Takıldığın zaman soruda kullanmadığın bilgiye bakacaksın. Niye kullanmadın? Hocam ikiz kenarlığı kullanmadım. Yani şu açıyla şu açıda birbirine değil mi? Evet. E, bu açının da tamamı. Burası 4A olduğundan burası da 4A. Hocam 3A'sı buradaysa buraya da A kaldı deriz. A. Üçgenin bütün açıları çıktı. 4, 8, 9. 9A eşittir. 180 ise A'yı buradan 20 buluruz. 20 işaretleme, sazanlık yapma. FD açısı isteniyor senden. F, E, D. Hocam şuradaki kaç isteniyor. Sen A'yı 20 mi bulmuştun? Evet o zaman burası 40 oldu. E burası 40 ise burası da 140 mu oldu? Evet F, -D açısı. Dolayısıyla 140 çıktı arkadaşlar. Güzel bir soru. Böylelikle yeni nesil soruları da size sizi alıştırıyoruz arkadaşlar. Evet geldik bir sonraki soruya yani örnek ona. Şimdi A, B, A, C, A, D. Hocam AB, B, A, D, A, C birbirine eşit. Bu eşitleri yazdık evet. Ama arkadaşlar bazen kafanız karışabiliyor. Ulan bu eşitliği ben böyle koydum ama bu buraya kadar mıydı tamam mıydı? Böyle karışık olan eşitler varsa ben böyle tırtıklayarak gösteriyorum açıkçası. Şöyle siz de alışırsınız. Şöyle tırtıkla üstünü daha rahat yaparsın. Yani daha rahat fark edersin. Hop, şöyle tırtıkladın. Şu şuna eşit. Bu da buna eşit. Otomatikman bununla da bu birbirine eşit. Değil mi arkadaşlar? Evet. Ne yapacağız? Arkadaşım ikiz kenarlıklar var. Taban açılarına dalacaksın. Yapacağın iş bu. E dalayım hocam. Bir yerden başlayayım. Mesela şuradaki taban açısına dalayım. Şuraya x dersem. A bununla bu ikiz kenar. Hocam burası da x. Eyvallah. E hocam şuradaki açı çıktı bak. Şu üçgende şu şu ikiz kenar olduğundan. Burası x artı 18 burası da x artı 18 mi? Evet x artı 18. E hocam ben şu üçgenin de taban açılarını yazsam. Buraya y yazsam x artı y ise burası da x artı y olur. Çıkar. Ama biz genelde böyle hani mecburen ikinci bilinmeyene girdik alfadan sonra. Ya yani iki bilinmeyene üç bilinmeyene girmemeye çalışırız. Elimizdeki bilgilerle yapılacak bir şey var mı ona bakalım. Hocam var tabii ki olmaz mı dayanamam. Yani ne var burada? Aa şurada hocam iki tane açı yan yana gelmiş. Ben dayanamam siz de dayanamayın kardeşim. Hocam ikisinin toplamı bir dış açı. İki iç açı bu açının dış açısına eşit. Hemen yapıştır buraya. X artı 18 ile 18'i topladığın zaman X artı 36 yaptı. Takıldık kaldık takıldığın zaman soruyu oku. Neyi kullanmadın? Bütün bilgileri kullandın. Bir tek alfayı kullanmadın. E, bir tek alfayı kullanmadım deyince bak beyin oraya yoğunlaştı. Ulan alfaya baktın sen. Alfaya bakınca bir de burada ne var? X var. Aa burada da arkadaşım. E, i̇ki açı yan yana dayanamam. İkisinin toplamı bir dış açıya eşit. Bu açının da dış açısı burası değil mi? Yani x artı alfa neye eşittir? Buraya. x artı alfa eşittir. x artı 36. x'ler nanay. Şinanay yavrum şinanay. Yani cevap böylelikle 36 çıktı. Bizden de alfa isteniyor. Sıkıntı yok. Anladınız mı? Çok güzel bir soru arkadaşlar. Ha bu soruyu daha anlatmadık arkadaşlar. Kusura bakmayın o yöntemi göstermem. Çemberden de yapanlar var. Boş kardeşim, çembere gelmeden ben niye çemberden yapayım bunu, değil mi? Gerek yok. Evet, geçelim o zaman örnek 11'e, şurada. Şimdi şu sınırlara bakacağız arkadaşlar. Verilen bilgileri kullanacağız. Açılar eşit verilmiş. Açıların eşitliğini hemen yazalım. A diyelim A diyelim, B diyelim. Mecburen B diyelim, B diyelim. Mecburen, mecburen, aynı cizinden yazamıyorsak mecburen B diyeceğiz. İkinci bilim yerine gireceğiz. Aynı cizden yazarsak da sıkıntı da yok tabii. Ee, şimdi ne yapacağız hocam? Verilen bilgileri kullanacağız. A, tamam. Şuradaki yüzü kullanacak olursak, bak. Bu yüzü kullanacak olursan, hocam bunlar A, B, B boş boşuna yazmadık. Bu yüz, hocam bu üçgenin de dış açısı, ama şurada kaçı yok. Aynı zamanda bu üçgenin de dış açısı değil mi? Evet. Hatta bunu şöyle kırmızı şeyle göstereyim. Şu üçgenin dış açısı arkadaşım yüz. A, o zaman ne diyeceğiz? Bu ikisinin toplamı buraya eşit. Yani 2A artı B eşittir. Bakın bu üçgende 2 iç açı bir dış açı. Yani yüze eşit oldu. E sonra hocam buradaki yüzü kullanacağım. Bu yüz nerede arkadaşlar? Bak bu yüzde hocam şuradaki üçgende. Ama yüz var B var burada kaç yok. Boş ver o zaman burayı. O zaman şu büyük üçgene bakalım. Şu mavi üçgene bakacak olursak da A artı 2B artı yüzde 180 değil mi arkadaşlar? Evet. Buradan iki tane işlem yaparız. Böyle yapacağımıza burası 100 iken burası 80 değil mi? Mavi üçgenin dış açısı oldu. Yani iki iç açı bir dış açı. A ile 2B'nin toplamı 80'e mi eşit? Evet, A artı 2B de 80'e eşit. Şimdi duralım. A'yı B'yi ayrı ayrı bulacağız mı? Matematikte de böyle çok karşılaşırsınız. Direkt böyle işlem kalabalığı yaparsınız böyle. Harala, hurala işlem yaparsınız. Kardeşim bir dur bakalım. Matematikte de böyle ifadeler geldiğinde öyle hemen işleme dalma. E, dikkat edin. Bazen toplamları çok güzel çıkıyor. Bak topla. Topladığın zaman ne geldi? 3A artı 3B geldi. Eşittir 180. Ya da soruya bak. Bunu yazmadan önce. Benden BAC isteniyor. BAC'ye bakarsın. Düşünürsün. Daha hala burayı yazmadın. Sende iki tane denklem var. Hocam ben bu açıyı bulacaksam eğer. Bu açı büyük üçgenin elemanı dersin. Bak şu şuranla düşünüyorsun. Buran seni yönlendiriyor. A bu büyük üçgenin elemanıysa. Bana 2A ve 2B'nin toplamı lazım. Yani 2A artı 2B. 2A artı 2B artı B'nin katı ya. Demek ki A artı B'yi bulmam lazım. Ondan sonra buralara baktığında A, A artı B'yi bulmam lazım dedin ya beyin o kadar hızlı hareket ediyor ki sana soruyu çözüttürüyor. 2A artı 2B, A artı 2B taraf tarafa işlem yapıp A'yı B'yi ayrı ayrı bulacağına taraf tarafa topla. Bak 3A artı 3B 180. A artı B kaç geldi buradan? 60. Ama ve lakin buraya x diyecek olursak x artı 2A artı 2B büyük üçgende 180'e eşit olduğundan değil mi? E a artı bir 60 olduğundan burası kaç oldu? 120 oldu. x artı 120 180 olduğundan x de buradan kaç çıkar? 60 çıkar arkadaşlar. Yani 11. örneğin cevabı ne çıktı? 60 çıktı. Güzel bir soru arkadaşlar. Geldik 12'ye. Bir üçgenin sözel bir soru. ÖSYM de seviyor. Evet, bir üçgenin diyor rastgele bir üçgen çizelim arkadaşlar şöyle. Çizdik. ABC rastgele çizdim ama ABC bir üçgenin bir köşesinden çizilen açı ortay doğrusu ile yükseklik doğrusu arasında kalan açı 8 dereceymiş. He. Farz edelim A köşesinden. Bir açı ortay çizdim. Bir de yükseklik çizeceğim arkadaşlar. Bir de yükseklik çizdim. Al sana böyle. Arasındaki açı kaç dereceymiş? Hocam şunun arasındaki açı 8 dereceymiş. Yalnız bak kırmızı olan çizgi açı ortay doğrusuydu. E madem açı ortay doğrusu sen bunun açı ortaylarını göstermezsen soruyu çözemezsin. E açı ortay doğrusuysa hocam ben şuraya bir şu açıyla bak dikkat et. Açı ortay doğrusu olduğundan dolayı şu açıyla şu açı birbirine eşit mi? Evet. E madem açı ortay doğrusu e o zaman ben burada açıya A dersem burası A artı 8 oldu. E o zaman burası da A artı 8 mi olacaktır? Aynen öyle. E burada kaçı 8 burası 90 sa burası kaç yaptı arkadaşım? 82 mi yaptı? Aynen öyle. 82'yi de yazalım. Başka ne yapacağız hocam? Üçgenin diğer açılarının farkının mutlak değeri kaç derecedir diye soruluyor. Bak bir açısından yükseklik ve açı orta çizilmiş. Diğer açıları da hangi açılar yapıyor? B açısıyla C açısının mutlak değer ee, farkının mutlak değeri isteniyor arkadaşlar bizden. E ne yapacağız arkadaşlar? E burada o zaman işlem yapalım. Ne yapalım? Şimdi öncelikle aa hocam burada bir dik üçgen var değil mi? Aha burası 90 derece ise İkinci bilinmeyene falan filan girmeyelim. Yani A'yı yazdık ya A 90'sa bir dik üçgende diğer iki açının toplamı direkt 90 derece değil midir? Evet burası A iken burası ne yapar? 90 eksi A mı yapar? 90'a tamamlayan açısı evet. Sonra hocam C açısı lazım bana. E bu açı A hocam bu açıyla bu açının toplamı da 82 değil mi? Aynen çünkü iki iç açı bir dış açı olduğundan dolayı. E o zaman burası da ne olacaktır arkadaşlar? 82'yi 8'i 82'ye tamamlayan nedir? 74'tür. 74 bir kere olacak kesinlikle. Hocam A'dan da kurtulman lazım. 74 eksi A mı olacak o zaman burası? Aynen öyle. Bak eksi A ile A artı A birbirini götürdü. 74 ile 8'in toplamı da 82'yi yaptı? Aynen. E bizden ne isteniyor? Buradaki açıların farkının mutlak değeri isteniyor. İster B eksi C'yi bul. ister C eksi B'yi bul. Negatif de çıksa sonuçta mutlak değeri istenildiği için sıkıntı yok. Yani 90 eksi a'dan neyi çıkartacaksın? 74 eksi a'yı çıkartacaksın ama çıkartma işlemini böyle yapma. Sen 74 eksi a'nın bütününü çıkartacağın için şöyle paranteze koymak zorundasın değil mi? E o zaman burası da kaç yapıyor? 90 yani 90 eksi a'dan 74 eksi a'nın tamamını çıkartıyorsun. 90 eksi a eksi 74 artı a yaptığından a'lar ne oldu. 90 eksi 74 ne geldi arkadaşlar? 26 mı geldi? Hayır. 16 mı geldi? Evet. Artı 16 geldi. Eğer eksi 16 gelseydi mutlak değeri ne olacaktı arkadaşlar? Yine 16 olacaktı. İsterseniz burada direkt mutlak değeri de koyabilirdiniz. Böyle arkadaşlar. Şöyle mutlak değeri de koyalım isterseniz. Ee, mutlak değer 16'da 16 diye çıktı arkadaşlar. Evet. Örnek 12'nin cevabı 16 oldu. Geldik örnek 13'e. Şimdi verilen bilgilere bir bakalım arkadaşlar. 35, 25, 70 var. Bir de şu eşitlik var. Bu eşitliği nasıl kullanacağız hocam? Öncelikle verilen bilgilerden herhangi bir açısal bir değer yazabiliyor muyum diye bakıyorum. Siz böyle bir şey gördüğünüz zaman hemen şunu yapıyorsunuz. Hocam ikiz kenar var. Hocam şöyle kendimi de büyüteyim. Hocam ikiz kenar, hocam ikizkenar var. E o zaman buradan böyle hop ikiz kenar oluştururum. E aferin sana. Ne işine yaradı bu ikiz kenar? Yaradı mı? Kafana göre çizgi yok. Üçgende açıdan sonra ben sana şunu öğreteceğim. Ek çizimleri öğreteceğim. Sabret kafana göre vay buradan bir üçgen oluşturayım vay şuradan şunu çizeyim vay buradan bunu çizeyim gibi şeyler geometride yok arkadaşlar. Geometrinin yapılamamasının en büyük sebebi bu. Kafana göre oradan şunu çizeyim buradan bunu çizeyim şuradan şöyle yapayım vay öklit oluşturayım böyle şeyler yok. Ek çizim mantığı var o ek çizim mantığına geldiğimiz zaman olayı anlatacağız. Yine bir şey çizmiyoruz arkadaşlar. Bakalım önce ne yapıyoruz arkadaşlar şuna bakıyoruz. Verilen açı bilgilerinden bir şey yazabiliyor muyuz? Ona bakıyoruz. Bak şimdi. Hocam 25 alfadan dolayı bir şey yazamıyorum. Hocam 70 var 35 var. Aa, şu üçgende ne var? İki iç açının toplamı bir dış açı. 35 ile neyi toplarsan 70 yapar. Hocam 35'i. Bak çok güzel bir şey çıktı. 35'e 35. Bir şey çıktığı zaman da göster. Ekstra bilgiyi mutlaka mutlaka göster. Hocam ikizkenar çıktı burada. E burasıyla da burası eşit oldu mu? oldu. Aa bak şimdi de burada bir ikiz kenar çıktı. Olay bitti mi? Bitti. E bu buradaki ikiz kenardan dolayı da 25 ise buradaki açı da 25'tir. E sonra hocam 2 iç açı bir dış açı direkt bak bulduğum bilgiyi hep kullanıyorum. 25 ile 70'in toplamı direkt burasıdır 95. Bak alfaya artık ulaşabilirim. Alfa 25 ve 95'in toplamı kaç yapacak? 180 yapacağından e buradan da alfa kaç yapıyor? Şu ikisinin toplamı. Toplamı kaç yapıyor gençler? 90, 30, 100, 120 mi yapıyor? Evet. 120 yaptı. 180'den de 120 çıkınca kaç kalıyor? 60 kalıyor arkadaşlar. Bazen işlem hatası yapıyor. kusura yani bakmayın yaptığım zaman yorumlarda da uyarırsınız. Tamam gençler? Evet. 13. sorunun cevabı böylelikle 60 oldu. Geldik 14'e. Şimdi ABC bir eşkenar. Ha, kitaplarda çoğunluğunuzun böyle sıkıntı yaşadığı sorulardan birine geldik. BD ile AC'ye eşit vermiş. Bak BD ile AC eşit vermiş. Ana farklı farklı yerlerde eşitlik var. Ben ne yapacağım bu soruda falan diye düşünüyorsun değil mi şimdi? Nasıl bir ilgi alaka kuracağım diye düşünüyorsun değil mi şimdi? Evet düşün. Sen soruda verilen bir bilgiyi kullanmadığın için şu anda aval aval bakıyorsun. Daha doğrusu ben şu an verilen bilgiyi kullanmadığım için sana laf atmayayım. Aval aval bakıyorum. Çünkü Verilen bilgiyi kullanmadım. Niye? ABC eşkenar diye okudum geçtim. Kardeşim eşkenarsa Allah aşkına şunun eşkenarlığını göster. Böyle eşitleri yaz önce değil mi? Sonra ee, hocam sonra da BD ile AC eşit demiş. BD ile AC eşitliğini yazınca Aa bak hem burada X kenarlı çıktı hem de burada X kenarlı çıktı. Ama burada ben şey yapıyordum böyle karışık gibi oldu ya Tırtıklıyordum değil mi arkadaşlar? Karışıklık varsa tırtıklayayım. Hocam bu eşkenar üçgen şu eşitleri mutlaka yazalım. Ama eşkenar dediği zaman sadece eşitlik yazmayı da olmasın. Bir de BD ile AC'nin eşitliğini göstereyim. Hocam AC ile BD şu eşitliği de böyle tırtıklı gösterirsem hem bu ikizkenar kenar çıktı hem bu ikizkenar kenar çıktı. Ama bu eşkenar çıktı ya açıları da yazayım tabii ki. Hocam burası 60, burası 60, bunun da tamamı 60. Buraya ne kaldı? 50 kaldı. Aa bak 50'yi buldum ya. 50'ye yoğunlaşıyorum. Hocam şu ikizkenar üçgen değil mi? Bu ikiz kenar olduğundan taban açıları birbirine eşit değil mi? Evet 50'yi yazdık. Sonra başka ne var burada? Hocam 50'yi yazınca bak bulduğum bilgilerden yine devam ediyorsun. 50 50 100 Zonguldak'ta şöyle derler. 50 50 100 biz devrekli 100. Evet. Bakalım şuraya. Ha 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 neyse. 50 50 100 yani e, buraya ne kaldı o zaman? 80 mi kaldı? Evet. Burada kaç kaç derece? 20 derece yaptı. Bulduğun bilgiye yoğunlaş. Bak 20'yi buldun ya 20'yi nasıl kullanırsın? Hocam ikiz kenar bak burada da bir ikiz kenar var. Tepe açısı 20. 180'den 20 çıkart. İkiz kenarın tepe açısı 20 ise 180'den 20 çıkart. 2'ye bölmüyor musun? Evet. 180'den 20 çıkart. 160. 2'ye böl. 80, 80. Yani buradaki açının tamam 80 ise 50 artı alfa 80'e eşit olduğundan alfa da buradan kaç gelir gençler? 30 derece gelir. Anladınız mı mantığı? Verilen bilgiyi kullan, 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 kullan. Benim böyle sene boyunca ağzımdan çok duyacağınız şey arkadaşlar bu. 14. soru 30 geldi ve geldik 15. soruya. Bu ne? Hocam açılar verilmiş, ekstra bir bilgi verilmemiş. O zaman açıları kullanayım ben. Hocam 50 var, 35 var. Hemen böyle. 50 ile 35 hemen dikkati bir çekti. Hocam ikisinin toplamı bir dış açı. Nerede? Bak şu üçgende iki iç açı gördün dayanamam. 50 ile 35 toplamı 180, toplamı 85. Hocam hop burası 85 yaptı. Yaz kardeşim 85. 85'i yazdım buraya. Düzgünce yaz. Sonra yazamadım. Allah Allah ne oldu elime? Elimin ayarı kaçtı. Buraya 85'i yazdım. Sonra bak şunu yapmıyorum. Hocam 50, 35 daha bilmem kaç deyip de şurayı yazmıyorum. Çünkü burası biraz karışık. Ne yaptım? 50 ile 35 gördüm. Bak dış açısı daha sade. Hemen yazdım. Sonra başka ne var burada arkadaşlar? Hocam 50 var, 10 var, toplamı 60. Başka da bir şey yazamıyorum. E burada 85 var, 25 var. 85, 25 daha kaç yaptı? 110 yaptı. O zaman buraya kaç derece kaldı? 70 derece kaldı. Hemen bunu da yazın. A, onu kullanabilirim ben. Hocam onu böyle kullanırım. 10 ile şu açının toplamı 70 olacağından buraya 60 kaldı. Allah Allah, ilginç. E hocam 70 hala daha kullanabilirim ben. 70 ise ters açıdan dolayı burası da 70. 50 70 daha 120. Buraya kaç kaldı? 60 kaldı. Hmm. 60'lar olduğu zaman dikkat. Var mı bir eşkenar? Hocam bak 60 60 60 eşkenarı gördün. Ama eşkenarı sadece görmeyle kalıyorsun. Ya kardeşim eşkenarsa eşkenarlığını göster. Yani bu bir eşkenar üçgen ya. Hocam eşitliği gösteriyorum. Şekil karışıksa böyle tırtıklayarak gösteririm. Eşkenarlığı gösterdim. E tamam başka ne yapacağız? Ee, bakıyorsun sonra açılara bak. Böyle sorularda hiçbir yerde eşitlik yok ve sadece açı varsa bak sana kalıp ezberlettirmiyorum bu arada. Yapacak bir şey yok. Diğer açılara da şöyle bir bütünsel olarak bak. Ne var mesela? tanıdık 70 var, 50 var, 60 var, 85 var. Ve bu açılardan başka bir yerde var mı diye bak. Hocam yok. Ama 60 ile 25 bak burada yan yana. Aa, şu açı kaç derece? 85. A 85'e 85. İkiz kenar çıktı deyim deyip orada kalma. İkiz kenar çıktıysa eşitliği de göster. Hocam 85'e 85. Şekil biraz yamuk olsun olmuş ama idare et. Şuradaki üçgen 85'e 85 olduğundan dolayı. 85'e 85 olduğundan dolayı. Hocam bu ikiz kenar üçgen. Hemen ikiz kenarlığı göster. Göstermezsen çıkmaz. Hocam burası da eşit oldu. Bak şuradaki tırtıkla bakayım şurayı da. Hop şöyle. A burayı şu ikisinin eşitliğini yazınca şurada da eşitlik çıktı mı arkadaşlar? Çıktı. Tepa açısı kaç derece? 50. 180'den 50 çıkart. Tepe açısı 50 ise 180'den 50 çıkart. 180'den 50 çıkart. 130 2'ye böl. 65 65 yapar mı taban açıları? Yapar. Burası da 65. Burası da 65. Yani 60 artı alfaya dikkat. 65'e eşit oldu. E o zaman buradan da alfa kaç çıktı arkadaşım? 5 derece çıktı. Yani örnek 15'in cevabı da böylelikle 5 oldu. Güzel sorular değil mi gençler? Gerçekten güzel. E, bunlar da böyle kitapta geldiği zaman yapamadığınız sorular. Niye yapamıyormuşsunuz? Açıları yazmıyormuşsunuz. Eşitleri göstermiyormuşsunuz. Ekstra ikiz kenarlık varmış. Onun farkında değilmişsiniz. Lütfen bakın. Klasik sorular tamam. E, ÖSYM artık böyle soru soruyor mu? Ama temeli de böyle oturturmak için bu sorularla da uğraşmamız lazım arkadaşlar. Gelelim örnek 16'ya. Evet yeni nesile yavaş yavaş alıştırıyorum demiştim size. Bakalım şöyle bir yeni nesil soru. Şimdi bir yüzü kırmızı diğer yüzü yeşil renkli olan ikiz kenar üçgen biçimindeki şekil dik karton. İkiz kenar üçgen şöyleymiş arkadaşlar. B köşesi A köşesiyle çakışarak şekilde e, çakışarak şekilde çakışacak şekilde diyelim daha doğrusu e, ee, şekilde katlanıp şekil 2'deki görüntü elde ediliyor. Arkadaşlar katlama sorularında ne yapacaksınız biliyor musunuz? Sen bunu alıyorsun böyle katlıyorsun ya katlamayı bir geri aç ikinci şekilde. Aç bakayım geriye. Hocam şöyle katlanmadan önceki hali buydu böyle. Ha sen bunu böyle katladın. Yani ne yaptın? Sen bunu böyle katladın. Bu üçgen buraya geldi değil mi? Katlamada tek bilmen gereken ve en önemli şey ne biliyor musun? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit. Evet katlama sorularının hepsinde bunu kullanacaksın kardeşim. Sadece bu bilgi sana bütün katlamaları çözdürecek. Adamlar son 10 yıldır, son 11 yıldır, son 11 yılın 10 yılında hep katlama sordular. Nedense bir 2022'de e, sormadılar arkadaşlar. Haberiniz olsun. 2023'te sorabilirler büyük ihtimalle. Şimdi burada bir katlamayı şöyle yaptım. Bak katlamada şu üçgen buraya mı geldi? Evet. Hocam üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit. Yani hocam bu açıyla bu açı üst üste biniyor değil mi? E o zaman burası 50 ise buraya 50'yi yaz. Hocam bu açıyla bu açı üst üste biniyor. O açıyı bilmiyoruz. Başka ne var? Hocam şu açıyla da şu açı üst üste biniyor. Aa, bu açıyla da bu açı üst üste biniyorsa ve birbirine eşitse bunlar 90'ar derece değil midir arkadaşlar? Evet. Üstüne binen kenarların da birbirine eşitliğini bazen kullanabiliyoruz ama burada kullanmamıza gerek kalmadı arkadaşlar. E baktın üstüne binen açı varsa üstüne binen açıları kullan. Kenar varsa üstüne binen kenarları kullan. Baktı soru hala çıkmıyorsa hangisi eksikse sadece üstüne binen açıları kullandıysa bir de üstüne binen kenarların da eşitliğini mutlaka kullan katlama sorularında. Neyse 50 90 burada kaç kaç derece 40. E sen katlamada bu buraya geldi ya da 50 90 ise burası da 40 diyebilir misin? Evet. E o zaman ne çıktı arkadaşlar? Aa burada da 100 burası. Burası da 80 falan oldu. Yapamadım soruyor. Niye? Çünkü verilen bir bilgiyi kullanmadım. Neyi kullanmadım ona bak. Hocam şu ikiz kenarlığı biz kullanmadık. Yani senin bu üçgeninde katlamayı açtığında burası ikiz kenar üçgen. Aa, madem ikiz kenar üçgen tepe açısı 40 sa 180'den 40 çıkart 140. 2'ye böl şu açı 70 bu açı da 70 yapar mı yapar. E hocam bunun tamamı 70 se bu açının tamamı 70 ise alfaya da kaç kaldı o zaman 30 derece kaldı. Yani cevabımız böylelikle 30 oldu sevgili gençler. Ve geldik bu videonun 16. soru bu 17. sorusuna. Yani bu videonun son sorusuna. Yine bir katlama sorusu. Katlama şu üçgeni almışım şöyle katlamışım. CD doğrusu boyunca. Arkadaşlar ne dedik biraz önce? Lütfen eski haline geri getir şekli. Hoppala cubbala. Şöyle geri getirdik. Tamam. Düzgünce bir geri getireyim şöyle. Şöyle bir geri getirdik. Hop hop. Heh. Katlamada bu buraya geldi. Ne diyorduk arkadaşlar? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit. Bu arada 20 derece verilmiş. Eski halini o eski halinden eser yok şimdi bu soruda. Ama şimdi o eski halini de geri getirelim. Burası alfaysa burası da alfa. E hocam burası 20 idi. Hop burası da 20. E katladığında hop burası da 20 mi olacak? Üst üste binan açılar birbirine eşit olduğundan dolayı. Çünkü niye? Bak sen bu üçgeni katladığın yeşil üçgen oldu. Yani üst üste binan açılar birbirine eşit. Hatta burada da üst üste binan açılar birbirine eşit değil midir arkadaşlar? Evet. Hocam 100 derece var burada. 100 derece neresi? Dikkat et burada. B, açısı. 100 derece burası. B, açısı. Hocam 100 derece bak şurası değil. Dikkat. Şunun tamamı 100 derece. Tamam mı? Şuraya kadar. Bak. Şu nokta açısı dahil değil. Bak burası nokta açısı oldu burada. Buraya kadar 100 derece. Şunu bir 100 derece diye böyle gösterelim. Peki. Sonra soruyu yapamadık. Bir de AD ile A üstü K birbirine eşit verilmiş. Hocam AD ile A üstü K. A üstü K. Şurası eşit verilmiş. Senin AD'ye önceden şurası değil miydi? A noktası buradaydı. Burası değil mi? Evet. Katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit olacağından. Bu katlandığında buraya mı denk geliyor? Aynen öyle. Ana ne çıktı burada? İkiz kenar. O, hocam o zaman x kenarlığı kullanayım. 20 ise tepe açısı. 180'den 20 çıktı. 162'ye böl. 80, 80. Yazdın mı böyle? Yazdın. Her zaman ne diyoruz? Verilen bilgiyi kullan ya da bulduğum bilgiyi kullan kardeşim. E hocam burası 80. E burada da 20 var. Hocam iki iç açının toplam bir dış açı değil mi? Ya da şöyle de diyebilirsiniz. Hocam burası da 80 aynı zamanda. Aa şuradaki üçgende. Bak 20 ile iki noktanın toplamı 80 değil mi? Evet. 20 ile neyi toplarsan 80 yapar. 60'ı. O zaman buradaki açılar da iki açı da birbirine eşit olduğundan dolayı. Çünkü üst üste binan açılar birbirine eşitti. 30-30 yaptım bunlar yaptı. Aa hocam bak şimdi 100'ü kullanabilirim. Bunun tamamı 100'dü. 30'u buradaysa buraya ne kaldı? 70 derece kaldı. 80-70 daha 150. Alfa ya da kaç derece kaldı o zaman? 30 derece kaldı arkadaşlar. Anladınız mı? Evet gençler. Anlayın lütfen. Kolay sorular bunlar. Katlama da diyeceğimiz hop üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit. Dediğimiz gibi son 11 yıl içerisinde e, sadece geçen sene sormadılar katlamayı. Katlama aslında bayağı meşhur. Her zaman karşımıza çıkabilir. O yüzden katlamalara da dikkat edin. Ve çok da kolay bir mantığı var. Şekilde gördüğünüz üzere. Evet gençler böylelikle bu kısmı da bitirmiş olduk. Üçgen de açının 3. kısmında şu iç açı ortayların kesim noktasından bahsedeceğim. O da bir sonraki videoya kalsın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.